Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ekim 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Ekim ayının 23'üne kadar Güneş Terazi burcunda parlayacak ve aya hemen 2 Ekim'de Terazi burcunda meydana gelecek olan yeni ay ve Güneş tutulmasıyla başlıyoruz. Yılın son Güneş tutulması önümüzdeki en az 6 aylık dönemi etkileyecek, şekillendirecek önemli bir etkiden bahsediyoruz. Özellikle sizin için de çok güçlü tesirleri olabilir bu tutulmanın. Biliyorsunuz 2023 Nisan'ından bu yana Koç Terazi aksındaki tutulmalar yaşamınızda yeni bir döngüyü başlattı. Hayatınızda değişimler getirdi, farkındalığınızı arttırdı. Dolayısıyla bu tutulma da artık Terazi Koç tutulmanın sonuncusu olacak ve önümüzdeki 9 yıl artık burcunuzda ve karşıt burcunuzda tutulma meydana gelmeyecek. Özellikle son 1,5 yıldır yaşamınızda süreçte olan konuların şöyle bir tamamlandığını hissedebilirsiniz ve bazı tabii ki özellikle ilişki dinamiklerinizle ilgili önemli etkiler altında kalabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneşiniz ve yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa sevgili koçlar, bu tutulma sizin için çok daha güçlü etkiler getirebilir. Şimdi ilişkilerinizi düşünme, bazı kararlar verme sürecindesiniz. Bu evlilik olabilir, işbirliği olabilir, ortaklıklarınız olabilir. Bununla birlikte herhangi bir konuda yaptığınız anlaşmalar, sözleşmeler, imza atılması gereken konular, kontratlar bu tutulmanın kapsamında gözden geçirebilirsiniz. Geçmişten devam etmekte olan eski konular da olabilir bunlar süreçte. Tabii ki terazi sadece ilişkiler, işbirlikleriyle alakalı değil. Her türlü hak, adalet arayışlarımızda, mahkemelerimiz, davalarımızla ilgili konularda, hayatımızda uyum, denge aradığımız alanlarda önemli bir duyarlılık getirebilir. Bu bir yeni ay, aynı zamanda biliyorsunuz ki yeni aylar tabii ki başlangıçları, yenilikleri daha çok teşvik ediyor hayatımızda. Dolayısıyla 2 Ekim'deki bu Güneş tutulmasının tesiriyle çok daha güçlü bir şekilde hayatınızda daha kadersel dokunuşlarla ilişki dinamiklerinizde önemli bazı yapılandırmalar başlangıçlarda söz konusu olabilir. Gezegeniniz Mars ay boyunca Yengeç burcunda. Bu ne demek? Enerjiniz, ilginiz daha çok özel hayat, ev, yuva, aile konularına yönleniyor. Tabii ki evlilikle ilgili konularınız olabilir gündemde. Bu yeni bir yuva kurmak için yaptığınız faaliyetler anlamına da gelebilir. Belki böyle bir evde yerleşme işleriniz var. Bunlarla uğraşıyorsunuz. Biraz tabii ailevi konularda hassasiyetleriniz var. Çünkü Mars zaman zaman agresyon da yaratıyor. Bu alanda özellikle ev yuva alanlarında. Ayrılık gibi konular da olabilir. Bazen bir yerden ayrılma, aileden ayrılma ya da işte evlilikten ayrılma tutulmanın da tesiriyle yaşam düzeniniz, yerleşim alanlarınız, evinizde yapacağınız bazı etkilere daha fazla enerji harcayabileceğiniz bir aydasınız. Bu zaman zaman stres yaratabilir, biraz gerilim yaratabilir. Zaman zaman özel hayatınızda aile üyeleriyle çatışmalar yaratabilir. Bunlara da özellikle dikkat etmemizde fayda var tabii ki. Jüpiter 9 Ekim'de İkizler Burcu'nda artık gerilemeye başlayacak. Mayıs sonundan bu yana biliyorsunuz İkizler Burcu'nda Jüpiter hareket ediyor ve 21 derece İkizler Burcu'nda 9 Ekim'de artık geri harekete geçecek. 5 Şubat'a kadar da gerileyecek. Bu ne demek? Yani bu dönemde aslında Haziran'dan bu yana hayatınıza gelen bazı temalar, konular şöyle bir gözden geçirilecek, içselleştirilecek. Bunları bir öyle bir kontrol edebilirsiniz ya da hayatınıza kattığı konuları, enerjileri şöyle bir iyice sindirebilirsiniz bu dönemde. Özellikle eğitimle ilgili konular olabilir. İşbirlikleri, ortaklıklar, bazı anlaşmalarınız, ticari girişimleriniz, kardeşlerle ilgili yakın çevrenizdeki konular olabilir ya da bazı seyahatleriniz veya yolculuk planlamalarınız olabilir. Tüm bunları Jüpiter gerilemesinde daha fazla gözden geçirme fırsatı bulabilir ya da değerlendiremediğiniz bazı fırsatları şimdi görüp değerlendirme fırsatı da bulabilirsiniz. Aynı zamanda 8-9 Ekim'de Merkür'ün Jüpiter'le güzel bir üçgen açısı var. Venüs'le Mars arasında da güzel bir açı var. Nispeten enerjilerin daha iyi olduğu, uyumlu olduğu zamanlar 8 Ekim, 9 Ekim, 10 Ekim
bazı seyahat fırsatlarınız, eğitimle ilgili bazı fırsatlarınız çıkabilir. Biraz daha hani sosyal anlamda hareketlilik artabilir hayatınızda. Özellikle ev alanında beklentileriniz varsa, bunlar hani ev kiralamak, satmak ya da böyle bir finansal bir konu olabilir. Hani bunlarla da ilgili bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ve 17 Ekim'de burcunuzda Dolunay var. 24 derece Koç burcunda Dolunay tabii ki yılın sizin için yine en önemli zaman dilimini işaret ediyor. 17 Ekim'den sonraki 2 haftalık süreç bu Dolunay'ın tesirleri aktif olacak hayatınızda. Dolunay demek, farkındalık demek, hayatımızda bir şeylerin olgunlaşması, sonuç vermesi, belli bir yol ayrımına girmesi gibi etkiler getirebilir. Özellikle fiziksel anlamda dış görünümünüz, imajınız ve benzeri alanlar ya da yaşadığınız mekanlarla ilgili, genel çevrenizle ilgili bazı dönüşümler de söz konusu olabilir. Sağlığınız biraz hassas olabilir. Buna özellikle dikkat edin. Dolunay ve yakınlarında sindirim sisteminiz, özellikle mideniz, Mars Yengeç Rahibi boyunca midenize biraz özen gösterin. Stres nedeniyle gerginlikler, huzursuzluklar hissedebilirsiniz. Bu Dolunay etkisiyle beraber kariyerinizde bir dönüşüm de söz konusu olabilir. Plüto 29 derece Oğlak Burcu'nda artık Oğlak Burcu'ndaki son geçişini yapıyor bu ay. 12 Ekim'den itibaren retrosu bitecek. Oğlak Burcu'nda ilerleyecek ve Kasım'da artık tekrar Kova Burcu'na geçecek ve bir daha Oğlak Burcu'na dönmeyecek. Yani bu durumda kariyer konularınız, gelecek planlamalarınız anlamında artık belki son zamanlarda, son 1-2 yıldır hani uğraştığınız ya da beklenti oluşturduğunuz alanlarda sonuçlanmalar söz konusu olabilir. Bu Dolunay'da bu konu iyice bir aktifleşebilir. Dolayısıyla taşınmalar, yer değişimleri, işte kariyer değişimleri, tabii ki ilişkilerle ilgili evliliklerin, ayrılıkların ya da hani işbirliklerindeki başlangıçların veya bitişlerin, hayatımızda genel olarak kadersel, daha fazla toplumdaki statümüzü etkileyecek, geleceğimizi etkileyecek bazı dokunuşlar yapması mümkün. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tutulma 24'te, ay dolunay 24 derecede, güneşiniz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa 20 ile 28 derece arası özellikle burada en güçlü etkiyi alabilir. O zaman bu dolunay sizin için çok daha aktif olacaktır. Tutulma sonrası bir dolunay olduğu için tabii ki etkileri tutulmayla da beraber çalışıyor. Biraz daha hani tansiyonun daha yüksek olduğu bir süreç olabilir. Genel sağlığınıza da lütfen özen gösterin bu süreç içerisinde. 23 Ekim'de Güneş artık Akrep Burcu'na geçecek. 8. evinizi aydınlatmaya başlayacak. 8. ev konuları yine ilişkilerimizle bağlantılıdır. İlişkilerde biraz daha tutkulu olduğunuz bir dönem olabilir. Aynı zamanda para demek. Yani finansal paylaşımlar, hisseli konular, borç alacak konuları, kredi konuları, satışlar, işte kontratlar, özellikle kira sözleşmeleri, kontratları gibi konularınız olabilir, banka işleriniz olabilir, sigorta işlemleriniz olabilir. Ayın son haftası gündeminizde bunlar daha fazla olabilir sevgili koçlar, ki Kasım ayının da ilk yarısında aslında yine bu konuların devam etmesini de bekleyebiliriz. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.